Bir avuç sınıf arkadaşı bacaklarının arasından bir koku geldiğini fark ettiğini iddia ettiğinde 12 yaşında bir kız sırasında oturuyordu. Bir sonraki hamleleri zavallı kızı acil servise koydu. Şimdi annesi Lake Davey 12 yaşındaki kızıyla hayal edilemeyecek kadar acılı bir sınavdan geçtikten sonra aynı şeyin başka bir savunmasız genç kız çocuğunun başına gelmesini engelleyebileceğini umarak hikayesini paylaştı. Lee Davey tahammülünün sınırına gelmişti. Gidecek hiçbir yeri kalmayınca diğer sosyal medya kullanıcıları arasında yankı uyandırması ve nihayetinde dünyada bir fark yaratması umuduyla hikayesini Facebook'ta yayınladı. Lee, Facebook'ta "Güzel kızımız okulda korkunç bir zorbalığa maruz kaldı" diye yazdı. "Bizim için çok özel bir 7 ay oldu. Sadece bu yakın aileyle uğraşıyoruz. Aylarca kızının zorbalığıyla özel olarak boşa çıkmaya çalıştıktan sonra Lake Davey sonunda halka döndü. Kızının okulunda işler daha iyiye gitmiyordu. Sosyal medyadaki diğer ebeveynlere çaresizce yalvaran Lee, acımasız sınıf arkadaşları ve işkencesine son vermek için hiçbir şey yapmayan beceriksiz yöneticiler tarafından kızının katlanmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Lee, Facebook'ta, "Bu sosyal medya çağında çocuklar, çocuk oldukları için sorumluluklarını hiçbir şekilde üstlenmeyecek olan ebeveynleriyle birlikte bana da nefret dolu mesajlar göndermenin uygun olduğunu düşünüyorlar," dedi. "Kızımızı savunduğum için bana koca karı diyen bu çocuklardan telefonlar aldım. Anne babalara yaklaştım, çocuklarıyla konuşmaları için yalvardım ve durmalarını istedim. Hatta çocukların kendilerine bile yaklaştım ama ebeveynler tarafından tacizle tehdit edildim. VA Eğitim Bakanlığı her çocuğun eğitim hakkı olduğunu söylediği için çocukları zorbalık nedeniyle okullardan atmıyor. Çocuğumuzun hakkı ne olacak? Okulda kendine zarar verdikten sonra defalarca eve gönderildi. Bıçağı çıkarıp kendini kestiği için kalemtıraş kullanmasına izin verilmiyor. VA Eğitim Departmanı ayrıca bana çocuğunuza zorbalara karşı nasıl dayanıklı olacağını öğretmeniz gerektiğini söyledi. Evet, öyle dediler." Lee, kızının okulda katlanmak zorunda kaldığı daha yıkıcı çilelerden birini paylaşmaya devam etti. "Ve herhangi bir ebeveyni çok sinirlendirmek için yeterlidir. Sonuç acil servise gitmek oldu çünkü küçük kız çok utandı ve duygusal olarak işkence gördü." Lee, "Kızımızın okulda masasında otururken çekilmiş bir videosu var. Bacakları hafifçe açık ve koku hakkında hoş bir başlık var," diye yazdı Lee. Snapchat'te paylaşıldı. Lee Davey, "Evet, içerik belirli kriterleri ihlal etse de 12 yaşındaki bir çocuk hakkında dava açılabilir," diye yazdı Lee Davey. "Maalesef kızımız yapmadı ancak haftalarca alay konusu oldu. Tepkilerle videoyu yayınlayan kız oyun süresini kaybetti. Videoyu çeken kişi hiçbir şey yapmadı çünkü kimse onun kim olduğunu söyleyemezdi," diye ekledi hayal kırıklığına uğrayan anne. Lee ayrıca kızının hastanede bir fotoğrafını paylaştı. Böylece izleyiciler zorbalığın sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini de görselleştirebildiler. Lütfen sosyal medya ya da anti-sosyal medya dediğimiz bu korkunç çağda çocuklarımızın mesajlarına bakın," diye yalvardı kalbi kırık anne. "Onların cihazları bir ayrıcalıktır. Ne eksik ne fazla. Bu yüzden mesajlarında kibar ve saygılı olduklarından emin olun. Çocuklara farklılıklarının farkında olmak için mesaj veya sosyal medya kullanmamayı öğretin. Zorbalık sadece zorbalığa maruz kalanları değil, tüm aileyi etkiler. Durması gerekiyor ve şimdi durması gerekiyor." Kızının başına gelenleri internette paylaşmak acı verici olsa da Lee Davey, küçük kızının hikayesini başkalarının da paylaşmasını istedi. "Okulda zorbalığı önlemeye yönelik bazı ilerlemeler sağlayabilir. Çocuklar sınıf arkadaşlarının bilgisi dışında özel yerlerinin fotoğraflarını veya videolarını çektiklerinden ve görüntüleri nahoş başlıklarla çevrimiçi olarak yayınladıklarından endişe duymadan öğrenebilmelidir. Ebeveynler bu kabul edilemez. Daha iyisini yapmalıyız. Hepimizin hayatımızdaki gençlerle zorbalık ve yıkıcı etkileri hakkında konuşmamızın zamanı geldi."